Herkese merhaba. Bugüne kadar çeşit çeşit kanalda şu kadar yıl sonrasına yolculuk, bu kadar yıl sonra neler olacak gibi birçok video izlediniz. Bunların neredeyse hepsi elimizde var olan maddesel bilgiler ve sahip olduğumuz teknolojilerin ne yöne doğru gelişeceği gibi tahmini veriler toplanarak sadece tahminler üzerine oluşturulan tablolardı. Ve neredeyse hiçbirinde değerlendirilmesi bariz gerekli olan dünya dışı yaşamın dünya ile temasları hesaba katılmamıştı. Fakat ben bugün sizi gerçek bir yolculuğa çıkaracağım. Daha önceki videolarında anlattığım tüm spiritüel bilgileri toplayarak ve hem üst boyutlar hem de dünya dışı yaşamla bağlantılı olup kanallık yapan birçok insanın da doğruladığı bizden gizlenen gerçek tarihimize doğru hızlı bir yolculuğa. Videoda geçen dünya dışı ırkların isimleri sizlere yabancı gelecektir. Bu nedenle bitirdikten sonra bu ırkların kim olduğunu ve detaylarını listelediğim Uyanış Seansı 1 adlı videoma mutlaka uğrayın. Birazdan anlatacağım tarih ve olayların kronolojik tablosunun derlenmiş hali Sal Richel'in The Royal History of Earth adlı kitabından temin edilmiştir. O halde dünyadaki elit tabakanın bildiği ve bizden bilinçli olarak gizlediği dünyanın gerçek tarihi için günümüze adım adım dönmek üzere bir zaman yolculuğuna çıkalım. 1 milyar yıl öncesine. Milattan önce 4,5 milyar yıl ile 1 milyar yıl arası dünya soğuyup sertleşerek fiziksel bir gezegen halini alıyor. Gazlar ağırlaşıp sonunda sıvıya dönüyor ve katı elementler oluşuyor. Bitki yaşamı evrimleşiyor ve aşamalı olarak daha karmaşık bir yapıya bürünüyor. İnsansılar diğer gezegenlerde ortaya çıkıyor. Küçük çaplı insansı koloniler keşif amaçlı olarak dünyaya geliyor. Dünyada hayvan yaşamı üremeye başlıyor ve gittikçe daha karmaşık bir yapıya ulaşıyor. İnsansı üst boyut ırklar dünyaya özellikle primat bedenlerine enkarne olmaya başlıyor. Dinozorlar dünyada üremeye başlıyor. Bir kuyruklu yıldız dünyaya çarpıyor ve asteroidler ile büyük kaya parçalarına bölünüyor. Bu olay dinozorların soyunu tüketen bir nükleer kış dönemine yol açıyor. Ejderha benzeri bir dinozor türü bu dönemin ortalarında birkaç milyon yıllığına mevcudiyet gösteriyor. İnsansı yaşam formları dünyada ortaya çıkıyor ve gelişmiş uygarlıklara doğru evrimleşmeye başlıyor. Modern Homo sapiens ortaya çıkıyor. Yolculuğumuzun bundan sonraki kısmında dünyadaki modern insan yaşamının tarihini anlatıyorum. Bundan sonraki yıllar son döneme dek kendilerine en yakın binliklere yuvarlanmıştır. Pleiadesliler dünyada koloniler kurup çoğalıyor. Pangea'nın ilk dönemi. Homo sapiens, egzotik yaşam formları oluşturmak için çeşitli hayvan türleriyle melezleşiyor. İlk büyük tufan. Türlerin %99'unun soyu tükeniyor. Ancak DNA'ları Pleiades laboratuvarlarında korunuyor. Pangea'nın ikinci dönemi. Türlerin birçoğu tekrar dünyaya kazandırılıyor ve çoğalmaya devam ediyor. İkinci büyük tufan. Türlerin birçoğu tekrar yok oluyor. Fakat yine Pleiadesliler tarafından korunuyor. Orionlu, Draco ve Siriuslu ruhlar da dahil olmak üzere Maldek'ten gelen bir ruh akını yaşanıyor. Maldek'in patlamasından sonra ruhlar Mars ve Dünya'ya reenkarne oluyor. Orionlu, Draco ve Siriuslu ruhlar da dahil olmak üzere Mars'tan gelen bir ruh akını yaşanıyor. Mars'taki nükleer savaş sonrasında ruhlar Dünya'ya reenkarne olmaya başlıyor. Ejderha benzeri varlıklar Dünya'ya geliyor fakat çok geçmeden ölüyorlar. Bu arada bunlar Alpha Draconis'ten gelenler değil. Orion istilası ve Lucifer isyanı aynı dönemde gerçekleşiyor. Orionlular dünyadaki varlıklarını sağlamlaştırıyorlar. Melezleşme yöntemiyle gitgide baskın ırk haline geliyor ve Pleiadeslilerin sayısını geçiyorlar. Sirius C yıldız sisteminden gelen varlıklar olan ilk Anunnaki istilası. Sirius A ve B sistemlerinden gelen Siriuslular, Maldek'in yok olması ve Mars'taki nükleer kıştan sonra kitleler halinde dünyaya reenkarne olup, çoktan insan toplumuyla kaynaşmış durumdalar. Lemuria uygarlığının ilk ve ikinci dönemleri.
Lemuria yaklaşık 100 bin yıl önce her 26 bin yılda gerçekleşen devinimsel hizalanmalardan biri sırasında dünya üzerinden siliniyor. Pleiadesli Draco melezleri ve Pleiadesli Orionlu Siriuslu DNA'larının bir karışımı hali hazırda mevcutken Drakolar dünyada güç kazanıyor. Atlantis uygarlığının ilk ve ikinci dönemleri. Atlantis yaklaşık M.Ö. 50 bin yılında gerçekleşen bir devinimsel geçiş sırasında kısmen dünya üzerinden siliniyor. Atlantis'in ikinci dönemi yaşanan savaşlar nedeniyle kristal jeneratörlerin patlamasıyla sonlanıyor. Ve kıta yaklaşık M.Ö. 23.200 yılında depremlerle tsunamilerin sonucunda denize gömülüyor. En yakın tarihli buzul çağı. Atlantis'ten sağ kurtulanlar dünyada yeni bir yaşama başlamak için kendilerine yer arıyorlar. İlk Mısır medeniyeti, ana vatanlarının çöküşünden sağ kurtulan Atlantisliler tarafından kuruluyor. Mısır'ın aslan kabilesi olan Siriuslular tarafından ilk kez istila edilişi. Siriuslular, Pleiadeslilerle melezleşerek Mısır'daki ırkı biraz daha seyreltiyor ve frekansını düşürüyor. Mısır'ın kuş kabilesi olan Draco Reptilianlar tarafından istila edilişi. Drakolar Pleiadeslilerle melezleşerek buradaki ırkı biraz daha seyreltiyor ve frekanslarını düşürüyor. Drakolar gerçek bedenlerindeyken dünyada uzun süre kalamıyorlar. Ancak burada geçirdikleri süre Mısır tarihinin gidişatını değiştirmeye yetiyor. Sümer'in ikinci en yakın Siriuslu Anunnaki istilası. Bu dönemden günümüze yalnızca ufak bir miktar belge ulaşmıştır. Mısır'ın aslan kabilesi olan Sirius A yıldız sisteminden gelen varlıklar tarafından en yakın istilası. Bu varlıklar tarihte eski ahit tanrıları ve Mısır'ın firavunları olarak yer ediniyorlar. Sümer'in Siriuslu Anunnakiler tarafından en yakın istilası. Günümüze ulaşan belgelerin büyük çoğunluğu bu dönemden kalmadır. Bir tanesi İsa Mesih olarak bilinen üç farklı ruh bir araya gelerek Hristiyan inancının başlamasına sebep olan adamı meydana getiriyor. İsa'nın yüksek benliği Lord Sananda olarak bilinir ve Galaktik Konfederasyonun lideridir. İsa hikayesi Sal Richel'ın önceki kitaplarında ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Sirius A ve B yıldız sistemlerinden gelen Siriuslular ve Sirius C yani Nibiru'dan gelen Anunnakiler ilk uygarlıkları etkilemeye devam ediyorlar. Orionlular ve Drakolar insanlığın büyük çoğunluğunu kontrol altına almak için Siriuslularla ittifak kurmaya başlıyor. Yüksek alemlerdeki iyicil yardımcılar, dünyadaki kötücül güçlerin daha fazla üremesi sonucu insanlığı olumlu yönde etkilemekte zorlanıyor ve bir anlamda geri çekiliyorlar. Böylece karanlık çağ ortaya çıkıyor. İyicil gruplar tekrar bir araya geliyor ve kitleler halinde Batı Avrupa'ya enkarne olmaya başlıyor. Bunun sonucunda Rönesans dönemi yaşanıyor. Andromedalı ziyaretleri başlıyor. Andromedalılar nükleer testleri ve bu tür bombaların intikalini gözlemlemek üzere dünyaya geliyorlar. Venüslüler ve diğer Pleiadesli gruplar Andromedalılarınkine benzer amaçla dünyaya gelmeye başlıyor. İlahi icazet başlıyor. Yaratıcı, Galaktik Konfederasyon ve insanlığın gidişatı ile ilgilenen diğer grupların gezegene müdahale etmesine izin veriyor. İnsanlığın nükleer silahlarla kendi kendilerini yok etmesi yasaklanıyor. Ve Arcturuslular tufanlara neden olabilecek depremler ile volkanik patlamaları önleme amacıyla dünyanın şebeke sistemi üzerinde çalışmaya başlıyorlar. Kendi ırklarının yok olmasını önleme amacıyla insan DNA'sını elde etmek isteyen Zeta Reticulilerin istilası başlıyor. Belirli ihlallerden kaçındıkları sürece bunu yapmalarına izin veriliyor. Galaktik geçiş dünyadaki evrimi hızlandırıyor. Galaktik geçiş kanalımdaki uyanış seansı serisindeki hadise üçlemesinde detaylı olarak anlatılmıştır. Harmonic Convergence yani harmonik yakınsama etkinliği gerçekleşiyor. Maya takviminin son döneminin başlangıcı bu tarihe denk geliyor. Devinimsel hizalanma yaşanıyor ve dünya bir dördüncü yoğunluk gezegeni haline geliyor. Maya takvimi sona eriyor. Harmonik ıraksama olayı gerçekleşiyor ve dünyanın 3 ve 4. yoğunluklu versiyonları birbirinden ayrılıyor. Hadise ve yeni dünyanın ortaya çıktığı dönem bu tarihlere denk geliyor. Kuyruklu yıldız geçişleri yaşanıyor. Yükseliş ve mutasyonlar hızlanıyor. Dünya ekonomilerinde büyük çalkantılar yaşanıyor. Galaktik geçiş tam olarak yarılanıyor. Ruhlar 5. yoğunluktaki kristal ışık bedenleri edinmeye başlıyor. Nibiru, Güneş sisteminin mıknatısına giriyor. Nibiruluların yani Siriuslu Anunnakilerin dünyayı olan ziyaretleri artış gösteriyor. Ve dünya 5. yoğunluk gezegeni haline geliyor.
Evet, tablomuzun 2017'den sonrasını hadise konulu bir üçleme olan videolarımda detaylı olarak anlattım. Fakat bu tablodaki 2017 sonrası tarihlerin net olmadığını belirtmek için üstünden geçmek zorunda olduğum bir kısım var. Dünyanın ve bizlerin yükselişi, yani bir üst boyuta geçişi olan bu büyük hadisenin zamanlamasında yapılabilecek olan yanlış tahmin etme olasılığı, diğer herhangi bir olayla karşılaştırıldığında olasılık milyonlarca kez fazladır. İnsan kolektifinden gelen, orijinal tahmin edilen, hesaplanan veya öngörülenden farklı bir zaman çizelgesi yaratmak için zaman ve mekanı etkileyebilecek birçok mikro ve makro faktör vardır. Bu faktörlerden en önemli gördüğüm ise kolektif bilincimiz ile ortak yarattığımız gelecek senaryosudur. Fakat bütün bunları bir kenara bırakıp benden daha sade bir sonuç isterseniz, size hiç çekinmeden az önceki tablonun 2017'den sonraki tarih ve olaylarının orada yazandan çok ama çok daha yakın tarihlerde gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Bu alelade bir video değildir. Üstünde düşünmenizi ve kendi uyanışınız için detaylarıyla incelemenizi öneririm. Ali Morpheus sundu. Işıkla kalın, hoşça kalın.